Ne kadar çok talep var bu içli köfteye. Ben anlamış değilim yani. Annem yapınca bizim evde kimse yemiyor. Oğlum çok komik lan bu oyundaki sesler. Bu oturuyor, o sıçıyor. Çok affedersiniz yani, bir yemek oyununda bunları söylemek asla istemezdim. Paral gidince bir şey demiyormuşum. Selamlar. Döner Efsanesi oyunumuzun muhtemelen finalden bir önceki videosuyla karşınızdayım. Bugün en zengin olduğumuz gün çünkü 7.961 dolarımız var. Dükkandan bizim işimize yarayacak en iyi şeyleri açıp güne başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle bize kesinlikle bir döner kesme makinesi gerekiyor. Direkt aldım ve bunu daha da yükseltmemiz gerekmiyor. Kendi kendine böyle köşede usul usul döneri kesecek. Kolalar da kendi Bardakları daha kendine... hızlı. Aa, daha hızlı doldururmuş. Ben kendi kendine doldurur diye düşünmüştüm. Öncelikle dönerlerimizin Bu yanmaması ızgara için bunu döneri daha hızlı açacağım. pişiririm. Yanmasın dönerlerimiz. Kaldı 3961. 2400'e de kağıdı otomatik olarak sarmayı mı koyalım yoksa? Okey, şöyle bir şey yapıyorum. Makineye gitsin, kendi kendine doldursun. 1800'ümüz kaldı. Bu 1800 ile de buna bakayım bu neymiş. Restoranınızı biraz genişletin. 4 müşteriye yer açın. O 4 müşteri gelecek. Bu da daha hızlı dolduracak. 4 müşteri gelsin abi. Aa, yandaki duvarı açtık lan. Tövbe bismillah. Evet, 11 TL'miz kaldı. Fakirleştiğimiz gün bugündür. Basbol Tabii. sağlayalım kalan parayla da. Ve güne başlayalım. 1 TL'miz var. Ananın ak sütü gibi temiziz şu an. Sıfırdan başlıyormuş gibi hissediyorum. Allah, dur ben ne yapacağım? Anlaştık. Ana, yapacağım hiçbir şey yok. Vallahi yapacağım hiçbir şey yok. Yan gelip yatacağım. Ne oluyor lan? Ha, döner kesiyor. Oğlum dur, beynim yandı. Çok güzel, yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani bunları sarmak dışında. Şöyle yorumlarda biri demiş ki nar ekşisini önce koy, daha iyi olur senin için. Ama ben unutuyorum onu. Şöyle bakayım. Aa, yanmıyor lan dönerler. Şimdi, oğlum çok güzel. Bakın kendi kendine dolduruyor. Dönerleri verelim biz de o sırada müşterilerimize. Daha hızlı olabiliriz. Daha hızlı şeyler yapmalıyız. Şöyle meyve suyunu, patates kızartmasını, senin patates kızartmasını. Hırsız bir dur. Dükkanı yükselttiğimizi gördü. Hemen nasıl geliyor uyanık, görüyor musunuz? Çok güzeldi bak. Başta biz hiçbir şey yapmadan şeyi doldurduk. Ne, tezgahı doldurduk. Sen ne istiyorsun ya? Al. Al. Uzaklaş buradan çabuk. Ne koymadık buna? Döner. Daha fazla döner koyabilsek keşke buraya. Daha fazla yükseltebiliyor muyduk? Ay, bu ne istiyor? Ne istersen. Sinirlenmiş. Patates kızartmalarınızı hemen gönderiyorum efendim. Daha ne istiyorsun? Ha, orange. Ama o kadar koyu gözüküyordu ki ben de sandım ki verdik buna. Döner makinesi bak. Vırt deyip çalışıyor. Önce nar ekşisi. Önce nar ekşisi. Oğlum çok komik lan bu oyundaki sesler. Bu oturuyor, o sıçıyor. Çok affedersiniz yani, bir yemek oyununda bunları söylemek asla istemezdim. Şunu da alalım. Her şeyi yükselttiğimizde çok iyi olacak diye düşünüyorum dükkanımız. Al al amca, al hanım abla. Karıştırıyorum hepinizi. Oğlum bir şeyleri yükselttikçe hırsız daha çok geliyor sanki. Öyle hissettim. Sizce de öyle mi? Malzemelerimi alıp gitme, zaten uyanıksın sen. Sinirlerini böyle hoplatır hoplatır malzemeleri alır kaçarsın. Bir de verdiğimizde kalırız yani. Sonuçta bu dilenci yapar mı? Yapar. Ay, bir an kaydı açmayı unuttuğumu sandım. Sen ne istiyorsun abla? Abi patates kızartması istiyor. Dönerlerini de verelim bunların hemen. Meyve suyunu da verelim. Ya oğlum patates kızartması istemeyin ya. Sizle mi uğraşacağım lan? Dök şundan nar ekşisini. İşte bitmiş mi, ne olmuş? Kaç gündür aynı nar ekşisini kullanıyoruz. Maşallah bayağı da bereketliymiş. Nereden aldıysanız söyleyin de biz de alalım, tasarruf edelim. Son bir tane kalmış meyve suyumuz beyefendi. Onu da size verdik. Değerimizi, kıymetimizi bilin. Allah. Bugün müşteriler çok gergin. Ne oldu, seçim günü falan mı ya? Niye bu kadar gerginsiniz? Allah, çok gergin. Al, verdim, dur. Bu sefer de ben yetiştiremiyorum. Malzemeler hızlandı. Ben yavaşlamışım. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Olur. Gün geçtikçe yaş da ilerliyor ya. Bir zaman sonra hamlıyor insan. Seni atalım. Kolanızı alın. Hırsız defol git. Sizin... Süremiz bitiyor. Bunları saralım. Şimdi hanımefendiye hemen şöyle baştan sona istediklerini verelim. Beyefendiye verelim. Bu beyefendiye de verelim. Buna da verelim.
Bütün paraları toplayacağız sonra ve gün bitecek. Ha, 4 müşteri geldiği için bu kadar şey oldu. Karıştı her şey. Çok fazla talep var ya, o yüzden yetişemedik. Tamam. Benim beyin şimdi şey yaptı. Ne deniliyor lan? Çaktı, işi çaktı. Şu yazım yanlışını da keşke düzeltselermiş. Başla güne ne ya? Güne başla olacaktı. Pınar ekşisi öncelikli. Eşref amca, sen de artık benden daha yavaş kalıyorsun gerçekten. Şu anda ben bekliyorum mesela patatesi. Bu patatesi de arttırmamız gerekiyor. Burayı kurt şimdi dönerle dizeceğim. Burası döner olacak. İnsanlar geldiğinde direkt olarak siparişlerini alabilsinler diye. Son bir tane daha. Tamam, orayı üçledik. Şimdi bu yavrucaktan başlayalım. Şunu alalım buraya. Senle devam edelim. Şöyle, oh, sırayla ne güzel. Bakın hiçbir şekilde bir sorun olmuyor patates kızartması. Ki hırsızın da bir keresinde çok para olmadığı zaman tabii kaçmasına izin vereceğim. Ne diyor acaba? Onu duymak için sadece. Dönerlerimiz asla burada boş kalmayacak. Her yer döner olacak. Bana bir kalın bir tane döner. Amca sen köşede beklemiştin, ben seni görmedim. Kusura bakma. Şimdi dörtledik ya burayı. Gözüm sürekli sağa sola sağa sola kayıyor. O yüzden kusura bakmayın lütfen beyefendi. Bir yıldız vermeyin tamam mı dükkanımıza? Geçen dükkanımıza birisi yorum atmış. Aa! Basbolta niye vermedi ki? Basbolta verseydi keşke bir tane. Al sen git. Lan her şey... Kızma dilenci. Sen de kızarsan bizim halimiz ne olacak? Al tamam git ya. Üf. Bağırıp çağırmayın dükkanın önünde. Müşterileri kötü etkiliyorsunuz. Ne güzel şirin şirin gelmiş bekliyor. 5 saniye sonra bunun suratı falan olacak. Bu kadar çirkefleşilmez ki ya. Burası da yoğun bir dükkan yani. Çok fazla iftira atıldı bu dükkana ama yine ayaktayız biz. Al abicim al. Eşref umca doldur. Ay patatesimiz bitmiş. Gene bir patates sıkıntısı yaşıyoruz fark ettiysen. Ne geldiyse başımıza şundan geldi. O olmasaydı şu an hayatımız daha iyi idare edebilirdi. Şöyle bir tane, Allah hepsini aldım ya. Hırsız için bırakacaktım bir kuruş. Hırs. Çok aldı. Neyse. Aa bir şey demiyormuş ki. Dilenci falan diye gülüyor ya. Bu da bir şey diyecek sandım ben. Şunu al abicim sen. Ağlama ağlama. Gözyaşlarını yerim senin. İşa'ya benziyor aynı bak. Yine aklıma geldi, ağlayacağım şimdi çocuk. İşa'nın da bir dişi yoktu ya. Onun da dişleri ayrık, birebir benziyor. Hop. Eşref amca. Ay, adama böyle sade patates veriyordum. Bu hanım ablayı da gönderelim buradan. Yazık, yaşlı ayakta bekliyor burada. İnsan bir yol verir, yer verir. Ne diyorum? Süremiz azaldı bu yüzden. Son dönerimizi de sarıyorum. Hangisi yetişirse şuna verelim. Şu mal dilenciye verelim bir de. Onu da parasını alalım. Aslında bir tane daha yetiştirebilirmişiz. Aynen şunu yetiştirelim. Şunu al, şunu al, şunu al. Ver o parayı çabuk. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Annyeonghaseyo. Spasiba. Dasvidaniya. 3191 TL. Bakalım ne açabiliyoruz. Bu ne? Daha harika fazla. Bir harika bir ızgara. Hızlı işler için kullanışlıdır. Döneri ızgara yapar ve hemen size atar. Ufak bir hesaplama yaptım. Öncelikle hızlı harika kola makinesini alıyorum. Bir kola makinesi. Bardakları hızlı dolduracak. Bir de bir de şunu bir alayım bari. Hırsızı tespit eder. Onu tek bir darbeyle yere serebilirsin. Abi niye bu kadar şehvetli söylüyor? Bir alarm hırsızı tespit eder. Onu tek bir darbeyle yere serebilirsin. Serelim madem. Hadi gel yiyorsa dükkanıma şimdi. Bakalım ne işe yarayacak. Bekliyoruz patateslerimizin olmasını. Serdik. Bir dahakine de nar ekşisini alacaktım ama parayı harcadığımız için galiba onu alamayacağım. Hırsız alarm tespiti ne işe yarıyor onu çok merak ediyorum ama. Eşref amca vurursa çok gülerim ama. Yani sonuç... Lan döksene! Keşke nar ekşisi alsaydık. Öncelikle bilmiş olduğunuz gibi burayı full dönerle kaplıyoruz. Sonra siparişleri vermeye başlıyoruz mesela. Şu amca da... Alsana amca he. Kurnazlık yapıp alsaydı o döneri müessesemizden olacaktı ama almadı. Senin de iki dönerini ve patates kızartmanı verelim. Şuna nar ekşisi koymayı unutmuşuz. Hemen nar ekşisini de koyalım. Gün geçtikçe farkındaysanız biz de beraber teknolojide çok ileriye gidiyor. Çocuğum dur çocuğum, kızma. Al. Bu patates kızartması vermedim diye bu kadar kızılır mı? Oğlum dönerlerimizi görüyor musunuz? Asla bitmiyor. Asla finito olmuyor. Hangisi en hızlı kızar? Şu kızar. Şöyle. Bunu da al bakalım.
Amık dilencesi senin. Oğlum hırsız gelmedi lan. Tespit ettiğini anladı herhalde. Yeni teknolojimizin farkında, bu yüzden gelmedi. Aha. Ya Allah sizi kahretsin ya. Bu muydu? Bu muydu tek hamlede yere serer dediniz? Yine ben vuruyorum. Ne anladım bu işten? Başka bir şeyin vurması lazım ki beni uğraştırmasın. Allah. Bu hırsızla uğraşacağız diye bu hanım abla bize sinirlendi. Al bakalım yavrucak. Aynı anılarımız var abi seninle. O yüzden sana biraz daha toleranslı koydum. İçini fazla koydum yani, anlamadıysan. Yerken ısırırken döner efsanesi aklına gelsin. Gerçekten bir döner efsanesi olma yolunda ilerliyoruz bu arada. Kim ne derse desin, aşk için önce hoş sonra boş gelir yani. Çok boş yapıyorum ya. Bu döner oyununu oynarken gerçekten insan çok boş yapıyor. Size de tavsiye ederim. Oh. Al bakalım. Hani mağazalara giderseniz de ürün çalarsanız ve kapıda öten şeyler var ya, aynı ona benzeyen bir şey almışız dükkana. İşe de yarıyor aslında yani. Tek hamlede seriyorduk. Eskiden o kalın kafasına 5 defa falan şaplak atmamız gerekiyordu hırsızın. Salak olmasan aslında buraların boş olduğunu ve dolması gerektiğini anlaman gerekiyor ben sana söylemeden. Ama yapacak bir şey yok. Biz de seni böyle kabul ettik yani. Canımız sağ olsun. Al bakalım. Ne kadar çok talep var bu içli köfteye. Ben anlamış değilim yani. Annem yapınca bizim evde kimse yemiyor. Ay döner kesecektim hastasın. Keşke bir tane de evcil hayvanımız olsa, ama bu sefer müşteriler der ki çıkartın bu evcil hayvanı buradan. Ben de müşterileri dövmek zorunda kalırım. Hırsız da değil, artık müşterilerle de uğraşmak zorunda kalırım. Sanırım bu yüzden evcil hayvan alamıyoruz buraya. Bak sana bugün iyi davranıyorum. Bugün beni hiç dolandırmadığın için ve bütün sinirimi senin o hoş kafandan çıkardığım için. Aa, süremiz bitmiş. Lan dur şunu verelim bari. Ah. Seni yetiştirebilir miyim? Ver ver ver. Yetiştiremedik. Şaka maka en hızlı büyüdüğümüz bölüm bu bölüm olabilir. Beni en çok uğraştıran şeylerden birisi şu an patates kızartması makinesi, ama onu şu an açamıyorum. O yüzden öncelikle kağıda sarmayı açacağım. Kağıdı sar. Tamam, bunu fullledik. Bir de nar ekşisini saracağım. Sadece basınca direkt lavaşa nar ekşisini koyacak. Bir de basma olsa alalım. 2 tane olsun. Kenarda dursun. Güne başla. Bakın. Aa, bir de yorumlarda birisi demiş ki dur şunu deneyeceğiz. Eşref amcaya döner verebiliyormuşum. Eşref amcaya döner verebiliyormuşum ve... Allah dur. Çok şaşırmayalım. Asla inanmamıştım bu arada, ama Eşref amcanın bir tane sözü var ya, boş sandviç varsa ben yiyebilirim diye. Bir ihtimal dedim, gerçekten yiyormuş. Ama bu son da Eşref amca. Öyle her sandviçten sana veremem maalesef. Bir tek tıkla şunun lavaşı sarsa ya, çok güzel olmaz mı? Çok şey istiyorum. Çok şey istiyorum. Al ya bak, 6 dolarımız boşuna gitti. Ben yine nar ekşisini tutup çekiyorum kendime doğru, ama çekmemem gerekiyor. Hazıra alışmam gerekiyor. Sabrı tükeniyor. Allah, patates çıkarmayı unutmuşuz. Şu patateslerimizi dolduralım hemen. Görüşürüz amca. Sana da görüşürüz. Tak. Eşref amca doldur. Böyle ben demeden doldurmaya ne zaman başlarsan sana döner vereceğim. Şu patates kızartmaları gerçekten. Bir dahaki yükselteceğim şey kesinlikle bu. Az kalsın dilenciden de bir kazık yiyordum. Paraları toplayalım. Sanki bu, şunlar solgunlaşmış. Kime ne verdiğimi göremiyorum ya. Hemen hızlısından bir tane daha döner saralım. Önce nar ekşisini koysam aslında zaman olarak daha avantajlı olacağım. Bak gene patatesimiz yok. Acilen bize patates bilmem nesi lazım artık. Ne diyorlarsa ona. Al, ağzını açma sinek girer. Sinek, kapat ağzını. Herkes de patates kızartması istiyor. Bu ne arkadaş? Kimse sağlığına dikkat etmiyor mu bu dünyada? Bu sağ tarafı her zaman dönerle tutacağım. Ne istiyorsun sen? Patates kızartması. Seninkilerini de verip seni gönderelim burada. Hanımefendi hamiletsiniz galiba, bu tahammülsüzlüğünüzü. Ona da verebilirim. Ne alakaysa bilmiyorum. Öyle bir şey var mı? Portakal suyu olsun mu çocuk adam olsun. Sana da verelim hemen dönerlerini. Dönerlerimiz boşalmış. Tövbe tövbe, ne diyorum ben. Full dolduruyorum tezgahı dönerle. Bakın makinelerimiz çok hızlı çalışıyor. İnşallah bozulmaz. Nazarınıza değmez. Yan esnaflardan duyuyorum. Varaya döner çok gelişmiş diyorlar. La bir dur ya, ne kadar çok geldim bu bölümde. Ne kadar hızlandık gördünüz mü makineleri yükselttiğimizde.
Artık hiçbir şeyi ben yapmıyorum. Sadece müşterileri kontrol ediyorum. Beyefendi merhabalar. Hızımızdan şüpheniz asla olmasın. Kalitemizden zaten şüpheniz yoktur diye düşünüyorum. Artık buraya abone olduğunuza göre. Paraları hızlı toplama bir şey yok mu ya? Bir de yorumlarda birisi demiş ki bazı müşteriler para vermeden gidiyor. Onların kafasına vurup paranı alman gerekiyor. Ama bütün müşteriler parasını veriyor. Eşref amcaya inandım ama bu yoruma asla inanmam. İnşallah yalan söylüyorsundur. Alsana şunu. Lan yaptığımız bütün dönerler boşuna gitti. Vallahi boşuna gitti. Burada 4 tane var ya Eşref Umcu'ya yedirseydik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sol tarafı komple bitirmişiz. Sağ taraf kaldı. Aa. Nakit ve hırsızı unutun. Müşteri ödedi. Aha bunu istiyorum işte ben ya. Para direkt buraya gitsin. Burada kalmasın. Hırsız da bir bok yapamasın. Şunu açabiliyoruz teknik sadece. Malzemeleri tek tıkla koymayı açtık. Bakalım bize ne yararı olacak. Eşref amca doldur. Hadi müşteriler gelmeden sana şöyle bir döner verim. Sen de ye, senin de hakkın sonuçta. Al bakalım. Nom 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 nom. Aa, tek tıkla bütün malzemeleri koyuyordu lan, doğru. Ben niye böyle enayi gibi iki tıklıyorum ki böyle. Oha bu da güzelmiş aslında. Tık 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 hop. Yani iki kere de tıklamak tabii ki de bana bir şey kaybettirmiyordu ama alışkanlık olmuş, ben yine iki defa tıklıyorum. Evet, başlayalım dönerlerimizi vermeye. Şöyle döner şeyden dilenci dönerciden başlayalım diyecektim dönerci. Ay ne diyorum oğlum ben ya? İyice kafayı yedim ben. Ah İstanbul, ne yapıyorum ben? Hiç görmedi böyle bir dönerci. İşte artık büyüdüğümüz için sosyal medya yöneticisi de almamız gerekiyor. Bu geçişli meçişli videolar atsın bize şey kazandırsın, müşteri kazandırsın. Biliyorsunuz günümüzde sosyal medya kullanmak bir işletme için çok önemlidir. Burası hiç boş kalmıyor, görüyor musunuz? Sayemde artık taktiği çözdüm. Ama şurası boş kalıyor işte. Buraya henüz bir çare bulamadım. Üzülmeyin, müşteri her zaman haklıdır ama 10 saniyede insan mı sinirlenir? Ne ara gördünüz 10 saniyede döner yapıldığını? Asla realistik bir oyun değil. Ben gerçek hayatta yarım saat bekliyorum. Kimse de sesini çıkarmıyor. Dilenci bu en kenarda olduğu zaman çok geriliyorum. Hemen kaçabilecekmiş gibi geliyor. Ama tabii kaçmasına asla izin vermedim bu zamana kadar. Vermem de. Koymuşuz da. Lan her şeyini koymuşuz bunun. Ben de diyorum niye hiçbir şey hareket etmiyor. Paralar da canımı sıkmaya başladı. Gün geçtikçe yeni şeyler bana batmaya başlıyor. Vallahi o öten alet olmasaydı ben hırsız geldiğini asla anlamayacaktım. Çünkü o kadar salağım ben. Hop. Al bakalım. Sen de al. Sen de al. Meyve sularımız bitti. Eşref amca seni boşuna eğitime göndermedik. Ürün istediğimde senden sorun değil değil mi? Sanki seni zahmete sokmuşum gibi hissediyorum. Üzülüyorum. Al bakalım. Dükkanın önünü kapatma sen git. Sen de dükkanın önünü kapatma. Kolalarımız henüz dolmamış. Hani hızlıydı, daha hızlıydı makine. Ya havuç ne demek acaba? Havuç falan mı demeye çalışıyor? Bu şey var ya, malzeme seçmeleri. Onu en son açacağım. Bütün aletleri açana kadar onu açmayacağım ki canımız sıkılmasın burada. Al ablacığım sen şunu. Dükkanın önünden defol git. Sen meyve suyunu mu alamadın kız? Cümcüme. Emrinizdeyim. Ay zamanımız bitmiş gari. Şunu ver, şunu ver. Ver abla, ver ablacığım, ver 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 ver. Oh aldık sonunda bütün paraları. Bugünkü müşteriler 29. En son 19 tane müşteri alıyorduk günde. Şimdi daha fazla alıyoruz. İki şey arasında gidip geliyorum. Birisi direkt kızarttığı zaman döneri löp diye buraya atması. Diğeri de patates kızartması. Ama piyasadaki patates kızartmasında daha çok sorun yaşadığım için patates kızartmasını yükselttim. Umarım diğerine göre daha çok işimize yarar. Eşref amca doldur bakalım. Keşke kutuları da öyle çıkartsaydım abi. Bari beni uğraştırmasaydı. Tıkladığımız zaman patates dolacakmış. Bakalım. Aynen. Okey, zaman kazandırıyor bize. Dönerlerimizi yerleştirmeye başlayalım şöyle tezgah. Galiba içerisine bir şey koymayı unuttuk onun. Ama müşteriler artık... Aa, bunu da pişmeden almışız ya. Ben ne enayi bir insanım ya. Daha dur, gözümüzü yeni açtık dükkanda.
Patates kızartması isteyen yok. Hayırdır inşallah? Ne oldu? Bir diyete girme hevesiniz mi tuttu? Eşref amca doldur. Zamanımızın asla bu bölümde gitmemesi gerekiyor. Çok hızlı olmalıyız. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı patates lazım. Aha geldi patates isteyen davar. Al. Ay al teyze dur. Veriyorum. Gözümden kaçıvermişsiniz. Sen şunu al. Allah ben nelere tıklıyorum. Dilenciye de iyi davranmaya başladık yani. Bu hayat bize neler yaptırır. Oh fullemişiz burayı. Okey meyve suyunu verdikten sonra bu gidiyor. Bunu sar. Doldur 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 doldur. Sen ne istiyorsun? Baksana da tezgah. Hiç bu kadar fazla parayı bir arada gördünüz mü arkadaşlar? Ben görmedim. İşlerimiz maşallahı var işlerimizin. Çok olduk ya. Acaba müşteriler hırsızı görünce niye tepki vermiyor? Yani sonuçta tezgahtaki bütün paraları süpürüp gidiyor. Hiç mi sorgulamazsın bu kim? Hırsız bir vuralım. Esnafa yardım edelim. Yok. Herkes kendi derdini düşünüyor bu hayatta. Ben de kendi derdimi düşünerekten bütün dönerleri artık boş yapıyorum. Dilencimizin sabrı tükeni vermiş. Hemen şunun kafasına. Doldur. İyi ki bu patates şeyini açmışız ya. Gerçekten kolaymış. Oruncun varmış. Hanım abla sen çok köşede kalmışsın. Benim gözüm orayı görmüyor. Al. Miyopum da birazcık. Bazen zaman o kadar hızlı geçiyor ki burada yaptığım dönerler boşuna gidiyor. Onu da Eşref amcaya veririz en son. O yer. Burada bir şey eksik yaptık. Ne kaldı lan? Ha, mayonez yok bunda. Şöyle. Bunları gönderelim. Kolası var, etli şeysi var, köftesi var. Biraz olacak, döner lazım bize. İki adet döner yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dönerimiz bitiyor. Lan git. Ver ver bu parayı ver. Para direkt haneye gitseydi şu an o paraları almış olacaktım. Arkadaşlar bugün çok fazla şey açtık. Bir dahaki bölümde de bunların hepsini açarız diye düşünüyorum artık. Dükkanımızı en yüksek seviyeye çıkartırız. Bugünlük bu kadar. Aslında böyle baktığımızda gerçekten mantıklı şeyleri açmışız. Zamandan tasarruf kazandık ama patates kızartma makinesi bizi çok bekletiyor. Bir dahaki bölümde ilk yükselteceğim şey o olacak. Ardından da lavaşı löp diye masaya atan makineyi yükselteceğim. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.